Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı yoksa muhalefetin çıkartacağı bir adaydan yana mı kullanmayı tercih edersiniz? Erdoğan. Neden Erdoğan? Ya her şeyi görüyoruz işte, her şey ortada. Nedir işte, onları soruyoruz. Ukrayna'yı görüyoruz, Azerbaycan'ı gördük, daha Filistin'i gördük, hepsini görüyoruz, daha ne? Bizim ülkemizle ne alakası var? Şu anda Azerbaycan savaşı nasıl kazandı? Nasıl kazandı? Neyle kazandı? Nasıl? İHA'larla kazandı. Ukrayna'da şu anda ne yapıyor? İHA'larla savaş kazanmaya çalışıyor. Ekonomimiz ne? Ekonomi patlıcanla savaş olmaz. Düşmana domates atamazsın. Düşmanımız kim? Soğan atamazsın. Hepsi. Dünya. Kim? Dünya. En büyük düşmanlarımızla barış imzaladı. Hepsi kim? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri. Ama sonuçta dost olmadık. Ne oldu? Adama dost değiliz şu anda. Hiçbir devlet töreni düzenlediğimiz zaman ne oldu? Yine dost değiliz. Değiliz. Ülke kağıt üzerinden öyle. İşimize göre diyorsun. Onların işine göre. İşine gelirse Avrupa öyle. Kim bizim ekonomi bakanımız? Niye ekonomi bakanımız Londra'da briefing verdi o zaman? Bak şimdi hiçbir savaş patlıcanla soğanla kazanılmaz. Evet şu anda ekonomi kötü, iyi değil. İyi diyoruz mu demiyoruz. İyi değil. Ama yani 20 yıldır bu yaptıklarını tepip devireceğiz mi? Yani bir soğan şu kadar ekonomi şu dolar şu oldu, mazot bu oldu diye devireceğiz mi? Yani 18 lira 20 liraya dayandı mazot. Yani bir baba evladını bir hatada affediyor, affetmiyor mu? Hemen kapının önüne koyuyor mu? Geçim zorlaşmadı mı? Evet zorlaştı. Geçim zorlaştığı için dünyada de zorlaştı. Dünyadaki enflasyon oranını biliyor musun? Evet biliyorum. Kaç? Tamam. Onlar zamanında gelişmiş. Yok kaç? Ya gelişmezdeyiz. Dünyadaki enflasyon onu bilmem kaç? Ama onlar gelişmiş. Biliyorum dediniz. Ben size söyleyeyim o zaman. %5. Tamam. Bizde kaç? %55. Tamam. Neden? Sebep? Neden? Type mi? Neden? Tabii bütün sebep Tayyip. Ekonomiden kim sorumlu? Kim sorumlu? Devlet. Hükümet. Tamam hükümet sorumlu, devlet sorumlu. Tamam o da elinden geleni devletle yapıyor. Hükümeti ayıralım. Tamam, devlet da her zaman bakidir. Tamam o da elinden geleni yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Peki teşekkür ederim. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı kullanmayı tercih edersiniz yoksa muhalefetin çıkartacağı bir adaydan mı? Açıkçası ben oy kullanmayı düşünmüyorum. Neden? Ya çünkü hiçbir adam hakkında çözüm önerisi yok. Diyoruz çözüm getireceğiz diyorlar. Bir model yok. Bir model getiriyorlar tam uygulayamıyorlar. Yani uygulanabilir bir model olmadığı için ben... Uygulanabilir bir model nedir sizce? Ya mesela en basitinden bu başkanlık sistemi dahi mesela dediler işte bilim kurulundan mesela kurullar oluşturulup ona göre tavsiyeler alınıp ona göre siyasiler o doğrultuda gözünü bulundurarak mesela karar verilecek. Mesela böyle bir kurul kurulmadı. Şöyle bir şey var. Muhalefet partileri birleşti. Bir mutabakata imza attılar biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığın görevi, süresi, yetkileri hakkında. Bunlardan haberiniz var mı? Yani televizyonda gördüm de pek tatmin edici bir şey değildi. Çünkü üstten bir açıklama, herhangi bir ortak bir model görüşülmedi çünkü. O yüzden de oy kullanmayı tercih ediyorum yani, diyorsun. Şimdi söylerler, bir model söylerler ama mesela uygulamasına gelince bin çeşit bir uygulama çıkar. Ya da kararsız mısınız, çekimser misiniz? Çekimserim ben şahsen. Yani hiçbirinden yana kullanmayı düşünmüyorum şu anda halihazırda. Bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı kullanırsınız yoksa muhalefetin çıkartacağı aday mı? Onu bilemem ki ben. Bilmiyorum. Oyunuzu kime verdiniz? Tayyip'e verdim. Neden? Çok işler yaptı onda. Nedeni o görüyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı kullanmayı tercih edersiniz? Yoksa muhalefetin çıkartacağı bir aday mı? Hiçbirisi de HDP. Neden abi? HDP. Neden diyeceksin? Çünkü ben bir Kürt olarak kendime veririm. Kürt hakkı var ama yok diyorlar var. Bu yüzden HDP veririm. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa evet abi. Oyunu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı yoksa muhalefetin göstereceği bir adaydan mı? Abi muhalefetin göstereceği adaydan yana kullanırım. Neden? Hani hep aynı bir değişiklik abi ya. Hani ne bileyim başkası gelsin. O idare edemezse başkası gelsin. Hep aynı kişiler olmuyor çünkü. Bir zamandan sonra hani insanlar artık eyvallah eyvallah diyor her şeye. Ama kimse demiyor ki hani bir günde değişiklik olsun. Bu insanlarımız böyle devam ederse abi ülkeden abi bana ne soracağım? Bir hayır beklemeyin. Arkadaşa sorabilirsin. Gel beraber sorayım ben hemen. Buyur abi. Anket soracağım zaten. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyuncu Recep Tayyip Erdoğan'dan ya mı yoksa muhalefetin göstereceği bir adaydan yana mı kullanırsınız? Vallahi abi hani şu anki sürece bakılırsa hani ekonomi durumuna ben Cumhurbaşkanı değil de başka birini yani. Aynen tercih ederim. Neden? Ya çünkü abi yabancı ülkelerine baktığımızda 5 senede bir cumhurbaşkanlarını değiştiriyorlar ama Türkiye'de hani her gün aynı yemeği yesen insan sıkılır değil mi? 20 senedir 25 senedir bir değişiklik olsa belli olmaz neyin ne olacağını değil mi abi? Ha o yüzden ben onu değil de muhalefeti tercih ederim aynen. Size de sorayım abi. Sor bakalım. Abicim bugün bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı yoksa muhalefetin göstereceği bir adaydan yana tamam, mı kullanmayı tercih ediyorum. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Hepimiz Cumhuriyet'in çocuklarıyız değil mi abi? Evet. Bir Z kuşağı diye bir kuşak var. Peki Z kuşağına bir soru soracağım. Ay 15'lik diye bir şarkı var. Tokat yolları açtı. Anlamını bilir misin? Yani hiç düşünmedim. Düşünmedin. Evet. Ay 15'likler nedir biliyor musun? Tokat'tan, Van'dan, Diyarbakır'dan 15 yaşındaki çocuklar cephede savaştı ki biz bugünleri görelim diye. Kürdüyle, Türgüyle. Önce vatan olarak bir bunu unutmayalım. Vatan olarak. Bizler Kürtler ve Türkler olarak Çanakkale
Kale'ye borçluyuz. Diyarbakır'a, Van'a, Tokat'ta. Önce Çok özür dilerim. Şunu söyleyeceğim. Zaten bence sokakta veya arkadaşlık arasında Kürt-Türk diye bir ayrım yok. Ama şöyle bir şey var. Yok. Kesinlikle. Yok. Ama vatandaşla sokakların arasında bence ya, yok. Ya boşver. Biz bir kardeşlerimiz zaten bir aradayız. Tekstiliyle, binasıyla, şu evziyle bassan o insanların bir sıkıntısı yok. Sıkıntı zaten siyasette. Kesinlikle. O kürsüde ne varsa bilmiyoruz. İnşallah bir gün bir de çıkarız. Ama insanlar önce şunu bir öğrensinler. Z kuşağını bıraksınlar. Önce insanlar şunu bir öğrensin. Diyarbakır'ından, Van'ından, Tokat'ına kadar 13 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklar biz bugün şu sokakta gezelim diye cephede savaştı. Bizler ne yapıyoruz? Şu anda şu beynimizle devlete kafa tutuyoruz. Herkes kendine göre. Ne gibi devlete kafa tutuyoruz? Baksana devleti sevmiyoruz. Devlet değil. Yanlışınız var. Devlet ve hükümeti her zaman ayırmamız lazım. Şöyle. Devlet ölene kadar bakidir. Aynen öyle. Devlet milletten oluşur. Devlet senin, sensin, devlet bensin, odur ya. Devlet milletten oluşur. Devlet olamaz ki. Şimdi bana sorsan. Şimdi o zaman millet birbirine mi kafa tutuyor? Devleti oluşturan insanlardır abi. Kurumlardır, insanlardır da. Devlete kim kafa tutuyormuş lan? O hangi şerefsiz? Vallahi billahi ya. Bilmiyorum ben. Hangi şerefsiz kafa tutuyormuş devlete? Bir sarı mikrofon var ya. Hükümet seni indireceğiz ya, bırakın. Abi ben onu sormuyorum. Çok basit bir soru sordum ya aslında. Tamam, yani çok uzun soru ya. Sana da hemen vereceğim hadi abi. Hadi bakayım. Söyle. Dedim ki bugün bir seçim olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa. Oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı? Muhalefetin çıkartacağı adaydan yana mı kullanacak? Hiçbirinden yana vermem. Neden? Nedenini söyleyeyim. Şu anda muhalefet hükümete karşı, hükümet muhalefete karşı. Şimdi terazi birbirini tutmuyor. Demokrasi bu. Bak şimdi terazi birbirini tutmuyor. Şimdi bu kardeşime sorsan muhalefetten yana olacak. Niye? Öyle ben. Dertli. Karamıyorum ki. Bak dertli. Bana sorsan hiçbirinden yana olamıyorum. Hepsi aynı terazinin içinde. Sağcıyım da solcuyum, futbolcuyum. Abi değişiklik olsun bazen. Anladın mı? Onlar çakmadaydı. Peki. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Abiciğim sana da sorayım o zaman. Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı yoksa muhalefetin gösterici adaydan yana mı kullanırsınız? Bir örnek, bir hikaye anlatayım, ondan sonra cevap vereyim. Hikayeyle beraber. Buyurun. Şimdi deveye diken derler ya, deve dikeni yedikçe böyle ağzı gözü kan içinde kalırmış böyle. Tamam, kan içinde kalırmış böyle. Ama adam zevk alır. Deve zevk alır. İkincisini herkes bilir, onu söylemeyeyim. Aynen. Bize zarar gelmesin. Rutik. Söylemiyorum bak ha. Tamam mı? Şimdi zevk almaya başladı ya. Ben de zevk almaya başladım. Oyum Erdoğan'a. Neden abi? Hiç zevk alıyorum. Allah razı olsun. Poşete zam yaptı mı? Hangi konuda zevk aldığına bağlı. Allah razı olsun. Hani zam yaptı mı poşete? Poşete mi? He 25 kuruş bak. Bir tek o kaldı zaten zamlı olmaya. Ya yok, o CHP yapıyor. CHP. İroni mi yapıyor abi? Ne anlarsan. Yahu İmamoğlu elektriğe zam yapmış. Ben abi anladım. Yahu dün akşam İmamoğlu yine petrola, benzine zam yapmış. Allah razı olsun reisimizden. O yapmaz. Hadi yaşanlar. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Oyum Erdoğan'a. Tamam abi, sağ ol. Artık zevk alıyorum. Sen de ver, unutma. Bu gidişten daha çok zevk olur. Çok kısa bir anketim var. Yapacağım ki yok ama. Abicim bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a mı yoksa muhalefetin gösterici adaya mı kullanırsınız? Ya ben Erdoğan'a vermem. Şey soracağım. Pardon. Bitirin. Yok bir dakika, özür dilerim. Ya geçen sizin gibi gençleri içeri aldılar ya. Bu İmamoğlu içeri aldı ya. Alsınlar abi. Bizi de alsınlar, bekliyoruz. Ne diyeyim yani? Beni de alsınlar. Suçumuz varsa gelirler alırlar ama bir suçumuz şimdi yok. Şimdi beni de götürecekler muhakkak. Abicim tekrardan sorayım anket tabii olduğu için. Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı yoksa muhalefet mi? Ben iki tarafta da değilim. Ben Demirtaş'a veriyorum. Demirtaş'a veririm. Tabii ki Demirtaş olmadığı için. Hani Erdoğan'a hiç vermem. Neden vermezsiniz? Neden karşı tarafta? Artık yeter ya. Yani kaç 20 sene zaten bu adam yönetiyor. Artık görünen köyde belli zaten. Her gün zam nereye kadar? Onun için tabii ki ilk tercihim Demirtaş. Ama karşısında imam olsa imamına veririm. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abi kısa bir anket sorum var, onu sormak istiyorum size. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı yoksa muhalefetin çıkartacağı adaydan yana mı kullanmayı tercih edersiniz? Vallahi şu an için verebilecek kimse yok. Hiç kimse yok. Boş mu atmayı tercih ediyorsunuz yani? Şu an için görünen o. Neden boş? Neden dolu olsun? Dolduracak bir şey verin bana. Bana dolduracak bir şey verin ya. Dolduracak ne istiyoruz aslında? Ya da vatandaşımız ne bekliyor diyeyim o zaman? Vatandaş asgari ücretle geçinebilmeyi bekliyor. Bugün ben şu an kiralık eve arıyorum. 2,5 senedir kiradayım. 2100 liraya oturuyorum. Ev sahibi evi sattı. Yeni ev sahibi de çık diyor. Bakıyorum kiralara. Annem engelli. 2 kişi yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Annem 10 senedir engelli. 2 kişi yaşıyoruz. Babayı kaybettik.
Başarılı, sağ olun. Sağ olun. Bakıyorum kiralara, engelliye uygun bir yer 4000 liradan başlıyor. Başlangıç bu. 4000 liradan başlıyor. Hadi diyorsun bari ev sahibiyle görüşelim, belki pazarlık falan yaparız. Kimse ev sahibiyle görüştürmek istemiyor. Emlakçıların bahanesi diyorlar ki işte ev sahibi memur istiyor, bilmem ne istiyor, onu istiyor. Garanti istiyor. Aslına baktığımız neden zaman. Neden garanti istiyorsun? Çünkü istediğin meblağ yüksek. Param gelsin garanti istiyorsun. Kesinlikle. Böyle bir garanti istiyorsun madem, makul seviyelerde tut ve bu 4000 başlıyor dedim. Evet. Gene yakın çevrede burada Bağcılar'da yeni yapılan bloklar var. Yeni dediğim 3-4 yıllık binalar. 2 artı 1 3 tane boş var. Kiraları 5000 lira ile 7000 lira arası. 2 artı 1'lerin. Güvenlikle konuştum, o söyledi. Çocuk dedi ki abi dedi burada 3 artı 1'e 11 bin lira kira veren insan var dedi. Bağcılar. Bağcılar'da. Ya dedim burası arkadaş, ben doğduğumdan beri buradayım da burası varoş bir yer. 11 bin lira kirayı Bağcılar'da kim veriyor? Hadi diyelim ki bu parayı verebilecek gücü var. Bağcılar'da ne işi var bu adamın? Ya ben insanlara akıl sır erdiremiyorum. Benim beynim yandı artık. Gerçekten beynim yanmış durumda. Hani nereden buralara kadar geldik? Bu kadar faiz zamlar var. Tekrar altını çiziyorum. Annem 10 senedir engelli. Yaklaşık 7,5 senedir, 8 senedir falan bez kullanmak zorunda. 8 sene diyelim. 8 senedir yetişkin bezini ikinci kez aynı fiyata alamıyorum. 8 evet, senedir. Doğru. Devletin yaptığı yardım yetişkin bezlerinde yanlış hatırlamıyorsam ya 300 lira ya 350 lira. Verdiğimiz fark, en son verdiğim fark 650 liraydı. 2 aylık bez için en son verdiğim fark. Fark, aradaki fark. Evet. En son araya verdiğim fark 650 liraydı 2 ay önce. Bu ay yine bez zamanımız geldi. 7'sinde 8'inde falan bitiyor. Ne kadar vereceğiz bilmiyorum. Belki 1000 liraya çıktı. Allah yardımcı. Kaldı ki amin cümlemiz inşallah. Biz niye kiradayız? Binalarımız kentsel dönüşüme girdi. 3 senedir kira yardımı alıyoruz. Verilen kira yardımı 1150 lira. Nerede oturulur? 1150 mi? 3 senedir kira yardımına zam yapılmadı. Burada belediyenin kabahati yok. Kimsenin kabahati yok. Çünkü suçlu vatandaş mı? Kentsel dönüşümüne veren mi? Ha, yok. Artık öyle mi? Hayır, o da değil. Bu zammı bakanlık yapıyor. Kardeşim, akaryakıta bu kadar zam gelmiş. Meyveye, sebzeye, gıdaya bu kadar zam gelmiş. Her şeye faiz zamlar gelmiş de bu yardımlara da neden zam gelmiyor? Ya da zam geldiğinde 50 lira, 100 lira dalga geçer gibi zam geliyor. Nedir bu? Nereye sığacağız? Ben artık İstanbul'dan göçmeyi düşünüyorum. Nereye efendim? Yapacak bir şeyim yok. Yapacak bir şeyim yok. Yani nerede hayat ucuz? Hayat şartları yani artık nerede, göçme mi zorladı? Ona zorluyor. Nerede ucuz bulursam oraya. Ya ne yapayım? Doğduğumdan beri buradayım ama bulunduğum şehirde, doğduğum, büyüdüğüm şehirde oturacak ev bulamıyorum. Maalesef durum ona geldi. Anlatıyorum işte size deminden beri. Siz olsanız ne yaparsınız? Sizin tercihlerinizi yapardım. Yani mecbur kaldık. Dürüstsek, çalmayacaksak, çırpmayacaksak dediğiniz gibi göçmemiz gerekiyor. Başka bir seçimimiz kalmıyor. Ben eğer yayınlayacaksanız şunları da söylemek istiyorum. Bu yüksek fahiş kiraları isten insanlara diyorum ki çok güzel bir duam var onlara. Diyorum ki paraya boğulun. Parayla boğulun. Para gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum, parayla boğulun ya. Hangi manada söylediğinizi? Parayla boğulun. Paraya boğulun. Ne diyeyim? Daha ne diyeyim yani? Daha ne diyeyim? Ya beddua etmek istemiyorum da yakında zaten hepimiz o duruma geleceğiz. Yakında şu duruma geleceğiz emin olun. Çiftçiden bir tane domatesin karşılığında 1 gram altın verecek duruma geleceğiz yakında. Kıtlık gelecek. Ya bu enflasyon oranlarından dolayı. Ya enflasyon oranlarından dolayı kıtlık mıtlık falan gelmez. Kıtlık gelmez. Bu kadar bereketli topraklarda kıtlık olabilir mi ya? Bu kadar bereketli topraklarda kıtlık olabilir mi? Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı kullanmayı tercih edersiniz, yoksa muhalefetin çıkartacağı bir aday? Ben Demirtaş'a veririm oyum. Neden? Çünkü en güzel şu an insan odur. Gerçekten haksız bir durumda şu an içeride. Ve ona yapılan haksızlığı gerçekten yani böyle bir şey hak etmiyordu. Başka biri olsaydı mesela kabul etmezdi. Şu an mesela hani nasıl diyeyim? Erdoğan zaten Türkiye'yi bitirdi şu an. Yani kime sorarsan şu an herkes ya kiranı ödeyemiyor ya da borçludur. Ben kendimi söyleyeyim mesela 3 aydır borçtayım. Hiçbir iş yok mesela. Kalkıp da üstünde bir de oy mu vereyim? Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hanımefendi, size de sorayım. Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'dan yana mı kullanmayı tercih edersiniz, yoksa muhalefetin çıkartacağı bir adaydan yana? O bir adayın kim olduğunu şimdi bilmiyoruz. Ona göre o adaya da hakkında konuşamam. Ama Cumhurbaşkanı adına ben bu adımı ille de seçmem mevzularına girenler var. Asla bu konuda mutabık değilim. Ben kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'a şu günkü konumda veririm. Neden? Nedenim çok basit. Çünkü dünya üzerindeki bu savaşları da gördükçe hele. İHA SİHA neden yapıldı diye muhalefette konuşanlar yani az yapıldı, yeterli yapılmadı yatırımlarımız diye
isteyenler o zaman neden yapılıyordu diyorlar. Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi zamlar konusuna gelince Avrupa'ya da bakıyorum. İsviçre'de yaşayan arkadaşlarım var. Biz internet üzerinden 4000 kişilik örgütlenen yardım örgütüyüz. Yüzümüzü göstermemiştik. O grubun başkanıydım. İnternet üzerinden. Avrupa'daki enflasyon oranları biliyor musunuz? Biliyoruz. Mültecilere yardım etmiştik. Ve yüzümüzü göstermemiştik. Torbalı'da en son o çorba yardımlarını yapan bizdik. Bayır bucağı yardım eden bizdik. Grubumuzdu. Şimdi onun için arkadaşlarımız var yurt içi ve yurt dışında. Fakat bizim grubumuzun asla ve asla partiyle alakası yok. Onun için onu da söyleyeyim bu arada. Onun için şimdi yurt dışında neler oluyor? Enflasyon ne demektir? Nereden kaynaklanıyor? Nereye geliyor? Yani böyle oturup da ben sadece bir hani markete gidip de hesap yapan bir matematikte değilim. Çok objektif baktığım. Geniş düşünelim o zaman. Geniş düşünüyorum. Elektrik, su, akaryakıt, üzerine temel gıda, üzerine baktığımız zaman her şey aslında. Şimdi, zamlanmadı. Şimdi tek başına bakın çok zamlar birde binleri yaşadı bu Türkiye. O dönemin Cumhurbaşkanı kimdi? 25 yılın en büyük zamlarını yaşıyormuş. Bir şey söyleyeyim. 25 yılın bir öncesi 26 var atıyorum. O dönemin Cumhurbaşkanı kimdi? Hiç konuşuldu mu? Nedenleri konuşuldu mu? Hayır Cumhurbaşkanı... Biz öncekilerine mi bakmamız lazım yoksa önümüze mi bakmamız lazım? Biz şu anda Cumhurbaşkanı'nın adını çok rahatlıkla bakın anabiliyoruz. Özgürlüğümüzden bahsedeceğim. Öyle olmamız lazım. Ve evet, dünyanın her yerinde anılıyor zaten. Ve rahatlığımızdan bahsedeceğim. Rahat olamamaz mı? Rahatlıkla anabiliyoruz. Bizim vekillerimizi biz neden rahatlıkla anamıyoruz? Biz anıyoruz. Bizim yüzümüze anayasa kitabı fırlatılmıyor ki şimdi. Bizim yüzümüze de fırlatılmıyor. Anlıyoruz. Fırlatıldı. Senin başbakanının suratına Cumhurbaşkanı anayasa kitabını fırlattı. Ahmet Necdet Sezer. Fırlattı. Evet. Bir Ecevit. Bir de bilmem kaçlarda da. Devalüasyon da oldu. Çıktı gayet evet. Güzel çıktı. Çünkü şu anda? Şu anda özgürüz. Konuşabiliyoruz. Bakalım. Zamlardan enflasyon kaç? Şimdi her şeyi bakın. Yok. Enflasyon oranımız kaç? Bir kişiye mi yüklü? Enflasyon oranımız kaç? Ha size göre %300 bana göre hanımefendi yok hayır TÜİK'in yani, verisi yani herkes bir şey araştırıyor TÜİK'in verisi ben resmi kurumdan yanayımdır herhalde. Resmi birkaç kuruma bir tane yok TÜİK yani bir tane var TÜİK bak ne diyor TÜİK'in resmi oranını söyle. Sen söyle. Ben biliyorum siz biliyorsunuz. Ha bu çöpe atılan, bu çöpe atılan. Bakın bu çöpe hanımefendiciğim. Çalışma hanımefendiciğim çok özür dilerim. Yok çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır söylüyorum. Tamam. Neden geliyorum? Enflasyon oranını biliyorum size. Enflasyon oranı %120. En akın açıklaması %123. TÜİK'inki de %55. Ha oldu. Hangisi doğru? Hangisi doğru? Sizce? TÜİK mi %55'le yoksa ENAG mı %123'le enflasyon oranı? Vallahi ben şimdi siz beni araştırıyorsunuz. Burada beni görmediyseydiniz geçseydim Cumhurbaşkanı oy verenin bilmem bir kişi eksik olacaktım. Yani bu araştırmalar bunu gösteriyor. Bir kişi aşağı bir kişi yukarı mevzusu budur. Beyefendiye sorarım odur. Ötekine sorarım budur. Ne demek istediğimi anladın mı? Birleşir ve meydana gelir. Bizim en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz? Market sisteminin bizim bu market sistemi tarladan gelen ürünün marketteki fiyatları yıllardır sömürüldüğümüz bu market sistemlerinin düzelmesi benim en büyük market zincirini kim kurdu? Market zincirini kim kimlik olarak kurulmadı? Devlet de kurmadı bunu da biliyorsunuz özel. En başta Migros'u yıllarca tanıdım ben atıyorum. Dün bir bugün iki de BİM geldi A1 geldi bilmem ne geldi hepsi birleşti. Hepsi birleşti aynı sistemi uyguluyor ne fark eder ki? Yani sonuçta İşte bunların birisi veya ikisi değil. Bakın kim olduğu da önemli değil. Şimdi dürüst ve düzgün olarak konuşursak ben yaşadığım yıllardaki talebelik yıllarımda çok iyi biliyorum. Bizim kapımızın önünden her gün tabutlar geçiyordu. Biz anarşi döneminin çocukları olduğumuz için çok kolay böyle çok basit yüzeysel bakmayız hiçbir şeye. Onun için biraz derin baktığımız için muhalefet. Muhalefet kim? Daha karşında muhalefet yok onu soramıyorsun. Muhalefet hangi adayı çıkartıyor? Hangi adayı da demeyin. Önce muhalefetin çıkartacağı adayı. Çıkartsın da görelim. Tamam. Yani bunu şimdiden zaten sormanız bile komedi oluyor. Tamam biz komik komediyiz abla. Yok çünkü yok. Böyle bir aday henüz yok.